Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bugün özellikle giriş seviyesi yani alt seviye cihazları kullananlar için çok güzel bir haber geldi. Biliyorsunuz biz de incelemelerimizde ya bazı telefonlar bunlar oyun telefonu olmuyor işte RAM'i düşük, işlemcisi düşük diye bahsediyorduk. Ve bunu özellikle PUBG açısından söylüyorduk. Ancak bugünden itibaren tıpkı PC'de olduğu gibi ki daha önce Kerem de incelemişti PUBG Lite'ı. Şimdi de mobil için Lite geldi. Yani 2 GB RAM ve daha alt yani 1 GB RAM'li telefonlarda daha düşük seviyeli, daha uygun fiyatlı ve giriş seviyesi telefonlarda da artık PUBG oynayabilmek mümkün. Ama ufak tefek bazı farklılıkları var. Biz de örnek olarak şu anda elimizdeki Redmi 7A ile deneyeceğiz. Biliyorsunuz 1000 TL'lik bir fiyatı var ve giriş seviyesi olduğu için de PUBG Mobile'ı oynatsa bile en düşük ayarlarda kasmalar meydana geliyordu ki biz bunu incelemede de bahsettik. Ama artık PUBG Mobile Lite ile beraber Lite olduğu için çok daha hafif ve çok daha akıcı bir şekilde PUBG deneyimi yaşamanız mümkün olacak. Şimdi ise ben Kerem'in yanına geliyorum ki siz de rahat bir şekilde görün. Hem oyunu açalım hem de oyunla ilgili belli başlı detayları söyleyelim. 400 MB bir boyutu var bu arada oyunun. Şuradan da hop biraz sert davrandım. Oyun açılırken vesaire her şey aynı ama tabii ki bazı değiştirmeler yapmışlar. Örneğin oyun 100 kişilik değil 60 kişilik, bu da ortalama 10 dakikaya tekabül edecek şekilde ayarlanmış. Harita boyutları biraz daha küçük ama akışkanlık vesaire konusunda bir sorun olmadığını iddia ediyorlar. Ben sadece oyuna girdim, hesabımı açtım. Bir kere bile daha oynamadım. Sizle beraber deniyor olacağız oyunu. Özellikle bu tarz cihazlarda internet bağlantısında modemi çok iyi olmadığı için ara sıra lag ve gecikmeler olacağından dolayı ona göre de düzenleme yapmışlar. Örneğin burada nişan asistanınız da var. Tıpkı konsollarda olduğu gibi aim assist dediğimiz sistem PUBG Mobile Lite'da da var ama bunu isterseniz ayarlardan kapatabilmeniz de mümkün olacak. Bunun yanı sıra da yeni silahlar eklenmiş, ufak tefek geliştirmeler ve farklılıklar yapılmış. Örneğin mermi izi ayarları değiştirilmiş. Yani biraz daha basit ve sadeye getirilmiş ama 60 kişi olmasıyla ve haritayı da biraz küçülterek çok daha eğlenceli duruyor. Oyun açılırsa size gösteriyor olacağım. Zaten sadece Erangel haritası var. Onun üzerinde düzenleme yaparak Mobile Lite'ın ayarlanması yapılmış ve oyunumuz da açıldı. Şuradan hemen ilk başta size haritayı göstereyim. Gördüğünüz gibi takımlı ya da tekli bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Erangel var. Eğlence kısmı daha açılmamış çünkü bizim seviyemizde yetmiyor. Örneğin ayarlara gireyim. Şuradan tabii benim kocaman parmağım değer mi? Hesaba girdik. Yap. Heh. Biliyorsunuz burada kontrollerden dışında grafik ayarları da olurdu ama şu anda yok çünkü sadece burada. Şurada da nişan yardımını görebilirsiniz. Üst seviye olarak ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle de ben size tam karşıya çevirmiş olayım. Nişan yardımıyla beraber dediğim gibi konsollarda olduğu gibi çünkü bu cihazlar dediğimden kaynaklı o gecikmeler vesaire olduğu için bunu biraz daha kolaylaştırmaya çalışmışlar. Ama tabii ki bu herkes için daha kolay hale geleceğinden dolayı biraz daha eğlenceli bir oyun yaratmak istemiş Tencent tarafı. Bunun dışında da zaten kontroller, araç vesaire bu menüler hemen hemen aynı duruyor ama dediğim gibi bunda herhangi bir şekilde grafik seçemiyorsunuz artık. İşte HD'dir, yüksek, düşük vesaire gibi bir seçeneğiniz olmayacak bunda. Direkt klasik girişleri yaptığınızda oyuna herhangi bir şekilde grafik ayarı yapmanız gerek olmayacak şeklinde görünüyor. Ben de lafı fazla uzatmadan son bir şey de söyleyeyim. Yine çünkü oyunu oynayanlar için önemli. Şurada rütbe bölümünü açarsak normalde hep yanlış yerlere bastım. Şu an bir de sizin rahat görebilmeniz için yan tuttuğumdan dolayı. Artık gördüğünüz gibi Royal Pass'te Mobile Lite'a özel Winner Pass olarak değişti. Bunda biraz daha kolaylıklar yapılmış. Bunların detaylarını da zaten özellikle haber linkini de aşağıya bırakırız. Orada detaylı bir şekilde görürsünüz. Benim bu parmak çok kalın geliyor buna. Özellikle ilk basmak için kocaman parmak alınca. Peki. Şimdi de oyunumuzu açalım. Ben ilk defa gireceğim. Paraşüt kısmında mesela aslında orada loading ekranı gibi göstermişler vesaire gibi bilgiler vardı. Hep beraber göreceğiz. Ben size şöyle yapayım. Ben sana göre pozisyon alayım. Şu an rahatım. Şöyle hızlı gidiş yapalım. Normalde akıcı ayarlarda normal PUBG'yi oynarken bu gerçekten takılmalar, donmalar oluyordu. Ama şu anda hiçbir şekilde takılma yaşamıyoruz. Şöyle tekrar kalkayım. 11 saniye kalmış maçın başlamasına. Ama etrafta da kimse şu an için gözükmüyor. Haritayı şöyle görebiliyor muyuz? Genel olarak görebiliyoruz. Ve şimdi uçaktayız. Evet, gördüğünüz gibi zaten burada da biraz daha küçük olduğunu belli ediyor gibi geldi bana. Çok iyi bir şekilde bölgeleri bilmediğim için sizlere hani şu bölge yok, şu bölge değişmiş vesaire diyemem. Ama en azından şöyle açayım, şeyleri görebilirsiniz. Şöyle stadyum vesaire bölümler var. Ben direkt atlıyorum artık. Şu karşıya doğru mu gitsem? Oraya çok fazla insan atladı gibi geldi bana. Yani zaten birinci olacağın şey hiç belli olmaz. Yine şey durumu varsa mesela hani oyunların ilk başlarda bot olarak geliyordu. Evet, öyle bir durum olursa bunda da. Çünkü seviniyordum ben kendim. Sonra abi onlar bot oluyor diye yazdılar sağ olsunlar. Ben kendim o oynayabiliyorum derken hiçbir alakası olmadığını anladım. Şu anda en azından uçaktan düşüş kısmında hiçbir şekilde kasma, donma görmedim. Bu oynanmıyordu arkadaşlar. Aynen. Onu belirtelim. Tekrar hatırlatalım. Redmi 7A ile beraber oynuyoruz. Ben şunları yine alayım. Diğer şeylerde, silahlarda işime yarayabilir. Burada da bir şey yok. Şu dürbünü alalım. Boş bir yere gelmişiz. Güzel olmuştur. He, şey olarak boş. Hı hı. Hop. Atlayamıyoruz. Üstün PUBG yetenekli. Kerem'le ben özellikle PUBG'de efsaneyiz biz. Yani. Silahımızı aldık. Ben biraz Fortnite oynuyorum. Fortnite'ciyim. Abi biraz Fortnite biliyorum ben. Beatbox yapacağım. Şöyle. Şurada hemen biri var sandım direkt. Motor mu? Vallahi motor. Şey belli mi? Nereye kapanacağı? Evet, sınırdaymışız. Biz biraz içeri doğru. Nope. Tabii yanlışlıkla atladım. Takla atmışız bir de. Haritaya bakacağım derken. Evet. Bizim için sanırım nişan yardımı biraz iyi olacak ya. Bizim gibi oyuncular için. Onu kapatamıyorsun hadi. Kapatabiliyorsun. Üst seviyesi var. Şu an hop takla atar mıyız? Attık valla. Ama tabii kapatıp oynadığın zaman karşındaki adam da açıksa biraz bir yani şey olacak. Tabii ki. Ama hani sen kendine güveniyorsan, çünkü o büyük ihtimalle birazdan eğer bir düşman görürsek de görmüş oluruz. Sanırım dürbüne bastığın anda hani adama çevirmiş oluyor. Özellikle hareketli bir şey varsa, düşman varsa bazen sıkıntılı olabiliyor. Konsolda da mesela birçok insan şey yapıyor. Şeysiz kullanmak istiyor. Bak şurada şey iniyor. Drop iniyor. Oraya illaki birileri gelir. Bizim amacımız size burada göstermek olduğu için ben drop'a doğru direkt koşuyorum. Ama şu anda bile herhangi bir şekilde kasma, donma görmedik ki grafikler de öyle çok da kötü durmuyor. Hani şeye göre özellikle akıcı seviyesine göre PUBG'nin normaldeki mobil sürümünde de mesela çok kötü değildi. PC sürümünde. İşte doğru, PC sürümünde. Bunda da gayet güzel duruyor. Şimdi oralara birileri gidiyor mu? Kimse de yokken herhalde. RPG dediğimiz silah da bu arada PUBG Mobile Lite'a eklenmiş. Millete artık füze fırlatabilirsiniz. Aha bak orada biri var. Bu arada evet. Çok rahat bir şekilde hani ben adama daha tam nişan almamışken gördüğünüz gibi 3. seviyede direkt oraya döndü. Bu direkt oyun içi iyi mi abi? Konsollardaki gibi. Aynen. Komple konsol gibi yapmışlar. Şimdi burada da otomatik alıyor olması çok güzel. Ben buna bir alıştım. PC'de hiç oynayamıyorum belli bir seviyeden sonra artık. O kadar alışmışım ki. Drop bile almış olduk. Evet, drop'a hala kimse gelmediğine göre ve bana kimse sıkmadığına göre biz yine şeylerle beraber botlarla oynuyoruz gibi hissediyorum. Arkada bir silah sesi geliyormuş ama. Evet, biz tabii birilerini tarıyor ama. Buluruz belki. Evet bakın. Yakınına getirdiğim anda Direkt yani direkt dürbüne basınca değil, adama yaklaştığınızda doğru bir şekilde hamle yapabilmeniz adına ayarlanmış. Başka biri var mı? Onun da birine sıkıyor olması lazım diye düşünüyordum. Yani bana sıkmıyorsa ya da bana sıkıp beceremiyorsa, ama bot olma ihtimalinden dolayı botlar vuramıyor çünkü genelde. Evet, çok yani PUBG'nin botu çok aptal bir bot. Sırf işte millet sevinip aslında oyunda kalmaya devam etsinler. Hani sürekli ölünce. Mesela ben onu gerçekten CSGO'da Gun Mode dışında bir şey oynamaya kalkarsam direkt tokatladıkları için hiç oynayasım gelmiyor. Sadece Gun Race'i oynuyorum. Onda en azından bir şeyler yapabilme şansım oluyor. Şuradan da atlayalım. Hadi. En azından oynanışta tabii ki bu oyunun ustaları sürekli oynamış olan... Aha. Hop. Yalnız bu bayağı işe yarıyor ya. Şey olarak hani direkt oraya çevirmesi çok kolaylaştırıyor gibi hissettim. Dayıcım, sende güzel bir şey var mı? Bizim daha doğru düzgün canımız gitmediğinden herhangi bir şekilde. O başka bir drop mu gitti? Hı. Kaç kişi kaldı bu arada, ben göremiyorum. 43 kişi kaldı. 3 kişi öldürmüşüz. Sadece yelek. Hadi şunu da takın, ben bunu seviyorum. Bir araba sesi. Yine drop sanırım o da. Ha, uçaksızıymış. Bir yere atacak yine. Bu arada biz alanda neredeyiz? Hala ortadayız. Şeyi fark edebiliyorsun ama mesela yürüdükçe şeyi çizim mesafesi kısa. Mesela bak ağaç yeni çizildi. O da özellikle remi ve sistemi yormamak için. Ama görüntü gerçekten öyle çok da yani kötü durmuyor. Benim beklentimin gerçekten üzerinde. Hani şey olarak sevdim. İlk zamanlarda özellikle birinci olup işte puan vesaire almak istiyorsanız bence vakti. Hani bugünden itibaren tabii ki yığılma olacaktır ama daha ilk başlarda botlarla çok fazla karşılaşırsınız diye düşünüyorum. ...41 kişi kalmış. 60 kişiden 41 kişi. Daha 20 kişi gitmiş. Mesela kapı anca kendine geldi. Şuraya da bir bakalım. Benim diğer silahım neymiş acaba? Ne almışım? Hala oyun alanının içindeyiz. Şu otomatik koşmayı açalım bari de. Sen arabayı nereye bıraktın? Motoru vardı ya. Takla atınca direkt dedim kalsın. Şu an bir de yelekle kask seviyemiz de yükseldi. Benim yani bütün dropları rahatlıkla alabiliyor olmam da yine bir yerlere düşecek. Şurada bir araba mı hareket ediyor? ...38 kişi kalmış, hop. Silah sesi geldi. Evet. Aha, gördüm. Bakın direkt otomatik bir şekilde çevirdi. Ve... Bildiğin aim ya bu. Fazlasıyla veriyor aim asisti. Şuradan da şeyleri toplayalım. Oh. Teşekkür ediyoruz. Bunu bence kapatarak oynamak daha güzel olabilir ama kapatmadan karşıdaki oynayacaklar da ne yapacak peki? Şey olduğu için. O da kapatacak mı? O da zaten şu an arttırır mı eğlenceyi azaltır mı bilemedim. Hani sanki kolay vurulacağı için o iyi ben bunu da çok iyi oynarım diye düşünenler de vardır. Ama dediğin gibi karşı tarafa da bunu vereceği için. Şu an mesela 34 kişiymiş. Daha yarısı bile anca gidebilmiş. Biz yaklaşık bir 5 dakikadır birincilik oynuyor olmamız lazım. Aynen. Daha fazla oldu ya 5 dakikadan büyük ihtimalle. Yani ortalama 10 dakika sürdüğünü şey olarak belirtiyor PUBG tarafı, Tencent tarafı. Ama tabii ki şu an hani botlarla değil de herkes olduktan sonra hani birbirini daha çok öldüren olacağı için belki o zaman şey yapar. Biz biraz alanın dışına çıktık. Biz yine geri topuk yapalım. Şu alan iyice küçülse de o zaman hızlanıyor en azından. Evet, kapatamadım. Gördüğünüz gibi karşıda mesela her hareket ettiğimde bir bina, bir şey, bir ağaç direkt oluşturuluyor. Ve hala da en ufak bir kasma olmadı. Bir yerlerden ses duyuyoruz. Sol taraftaymış. Haritada sol altı gösteriyor. Ama ben yolu uzatmış oldum artık biraz. Hop. Devam et. Evet, biri sıkıyor. Normalde tabii size sıktıklarını böyle açıkta durmayın. Keklik gibi avlarlar. Oo, direkt onu açtı. Onu da öldürdük. Ama gerçekten hani hiç gördüğünüz gibi sağ parmağımı eğim için hiçbir zaman oynatmıyorum. Sadece silah vurmam yeterli oluyor sağ olsun. Oyun gerçekten biraz fazla şuralarda. Şu şey tepenin arkasında birilerini daha göreceğiz herhalde. Şurada biri var. O da gitti. Şu koşan sanırım şey, gerçek oyuncu. Onu da aldık. Şu anda 8 kişiyi, 8 botu diyelim. Sonra övdüm ve hemen kızıyorlar. Nereden biliyoruz bot olduğunu? Değil mi? Hani bot yazmıyor üstlerinde. Gerçek adammış gibi düşünelim. Koca haritada da tek bot olmaz zaten illa ki. 23 kaldı bu arada. Aynen. Yok illa oyuncu vardır da daha çok yeni olduğu için. Oğlum çatışmalar. Alan iyice daralıyor zaten. Birazdan o bayağı azalacak. İyice küçüldü çünkü. Patır patır. Hatta şöyle biraz açalım bari sesini. Çok yakından geliyor ama. Hala göremedim yalnız. Arkada abi şeyin içinde. Şurada. Bak buradan. Şunu bir yenileyim de. Kapalıyken de yok, kapalıyken. O öldü herhalde. Hala birileri çatışıyor ama. Bana doğru sıkıyor da. Aha. Benim gözüm önündeymiş. Kesinlikle gerçek insan bunlar. Yani beni göremedi sadece. Hop, 3 kişi kaldı. Ben yine göremiyorum. Şurada. Yanında, solunda. Bir kişi mi kaldı? Şu an kalan 2 diyor, evet. Nereye gitti o? Düz devam et, vurursun zaten yani. Aha arkanda. Yatıyor sanırım o. Zaten vuramıyor ya. Çık vurursun yani, orada bir yerdedir. Ha, tık lol. Ve birinci oluyor. Heyo. Tabii ki botlarımızı da burada. Hadi iyisin, çorba parası çıktı. Hayatımda sanırım 2 kere gördüm. Bir PUBG Mobile'ın ilk çıkışında, şeyinde, Lite'ın çıkışında. Böylelikle oynamış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt seviye bir telefonda bile, Redmi 7A'da da 2 GB RAM altı bir cihazda 400 MB'lik yer harcayarak, ki biliyorsunuz normalde bayağı yüksektir RAM ve kapasite miktarı, rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Evet, aim assist'i çok farklı bir şey olduğunu da söylemek istiyorum. Bayağı kolaylaştırıyor işi ama diğerlerinde de öyle bir şey olacağından çok da önemli değil. Peki siz PUBG Mobile Lite hakkında neler düşünüyorsunuz? Aynı zamanda yine diğer arkadaşlar da görsün diye, ben işte şu telefonu kullanıyorum ve bende PUBG Mobile Lite sorunsuz çalışıyor diye de yorumlar bölümüne bırakmayı unutmayın. Çalışmıyorsa da lütfen belirtin diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda, başka bir incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.